Başkanı Sayın Hasan Türk Yılmaz da ana haber bültenimizin konuğu olacak. Sayın Türk Yılmaz, yayınımıza hoş geldiniz, iyi akşamlar diyorum efendim. Hayırlı günler diliyorum, teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. Ben değerli konuğumuzun sesini duyamıyorum ama yayına eğer gidiyorsa her ikimizin sesi hiç problem değil benim açımdan. Sayın Türk Yılmaz, tabii yangınla mücadele süreci Türkiye özellikle son birkaç yıldır bu konuyu çok fazla masaya yatırıyor. Tabii yangınla mücadele mi, yangınla sebep olacak unsurlardan kurtulma mı temel alınmalı? Buradaki deneyiminizi paylaşarak başlamak isteriz. Öncelikle tabii son yangınlar başta olmak üzere tüm yangınlarda ölen tüm ormancılık camiamıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir facia yaşanmamasını temenni ederek başlamak istiyorum. Çok geçmiş olsun diyorum. En önemli İzmir ve Bolu Göynük yangınlarının da son bakanımızın yaptığı açıklamayla kontrol altına alınmış olması mutluluk verici. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Şunu ifade etmekte fayda var. Son yıllarda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yangınlar pik yapmış durumda. Sebebi de küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkisi. Biz de Akdeniz kuşağı ülkelerden birisi olmamız hasebiyle bundan nasibimizi alıyoruz. Önce bunun altını çizmek lazım. Yani yangın sadece Türkiye'de değil dünyanın en gelişmiş ülkelerinden az gelişmiş ülkelerine kadar yangına hassas iklim coğrafyasına sahip Akdeniz ülke kuşağında bu yangınlar artma eğilimi göstermektedir. Bu önemli bir veri. Şimdi yangınla mücadele mi, hiç yangın olmaması mı? İnsanlığın ana hedefi, Türkiye'deki ormancılık camiasının da birinci hedefi hiç yangın çıkmamasıdır. Ancak nasıl ki emniyet teşkilatında hiçbir can ölmesin ve trafik kazası olmasın ana prensip olmakla beraber trafik kazasız bir yıl geçirmemiz mümkün olmadığı gibi yangınsız bir yıl geçirmemiz de mümkün değil. Yani Türkiye'nin artık yangın Akdeniz iklim kuşağı ülkesi olması sebebiyle bir realitesi. O nedenle yangının en az çıktığı ve en hızlı ihbarın alındığı, en erken müdahalenin olduğu ve en az alanda kontrol altına alındığı bir planlama modülasyonunun doğru veri olduğunun altını çiziyoruz. Özellikle 2021 yılından bugüne kadar alansal olarak ve adet olarak yangınlarda artış olsa da yangınlara ilk müdahalenin ve yangın başına düşen alanların azaldığı eğriyi gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Devletimizin hava filosu, kara filosu noktasındaki yapmış olduğu yatırımlar erken ihbara, erken müdahale imkanını doğuruyor ve daha az alanda yangın alanları kontrol altına alınmış oluyor. O nedenle yangınla mücadele hayatımızın bir realitesi diye sizin sorunuzun net cevabını ifade edeceksek olduğunu kabullenip ona göre tedbir almamız gerektiğinin altını çiziyorum. Şimdi tabii gelişen teknoloji bu noktalarda çok önemli bir şekilde yardımcımız. Orman sahalarına baktığımızda özellikle bu sığ bölgelerde kuşkusuz sizler için yani bu yangınla mücadele çalışmalarında ön safta canını içe sayanlar da başta olmak üzere gerçekten cansiperane bir mücadele gösterdiklerini gözlemliyoruz. Peki bu teknolojik olanaklardan yeterince faydalanabiliyor muyuz? Yani işte ısıyı bir anlamda tespit edip sinyal gönderen cihazlardan tutun da işte aklıma gelmeyen benzeri önlem, müdahale ya da bu konuda alarm veren cihazlara kadar buralarda problemimiz var mı ülkemizde? Öncelikle şöyle söyleyeyim, yangınla mücadelede hava filosu birinci ilk müdahale ekibi olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz özellikle 2001 Antalya ve Muğla yangınlarının 18 günde 58 ile sirayet etmesi ve çok muhteşem bir mücadeleyle kontrol altına alınması sonrası devlet yatırımlarını artırtırarak 26 uçak ve 105 helikopterle yangın hava filosunu güçlendirdi. İşte tam da sorduğunuz sorunun cevabı olarak da 14 tane İHA insansız hava aracını da bu mücadelenin bir boyutu olarak yönetimine ve hizmete sundu. Dünyada insansız hava aracıyla yangınları takip eden ilk ülke durumuna ulaşmıştır Türkiye.
O nedenle teknolojinin bütün öngörüleri ve imkanları orman yangınlarıyla mücadelede ve yangınlara müdahale için yapılacak stratejik çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, özellikle Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır. Bakanımızın da bir anlamda uyarısı vardır, provoke meselesi konusunda. Deneyimsel olarak soruyorum, yani çıkan yangınların işte yüzde kaçta kaçı sabotajdır, yüzde kaçta kaçı ihmaldir ya da benzeri mevsimler koşullardır. Bu konularda da sizin deneyiminizi ve uyarılarınızı dinlemek isteriz. Şöyle ifade etmekte fayda var. Türkiye Cumhuriyeti iklim coğrafyasında 7 aylık dönem yangın dönemi olarak ifade edilmektedir. 1 Mayıs ile 30 Kasım arası yangın sezonu olarak ifade edilir. Bu dönemde devletimiz 7 gün 24 saat esasıyla 776 yangın gözetleme kulesi, 7500 kara aracı, az önce ifade ettiğim gibi 26 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA'sıyla teknolojik olarak ve 45 bin çalışanıyla yangınla, bunun 20 bin tanesi bizzat yangınla görevli durumda müdahale ve mücadele etmektedir. Burada devlet olarak net bir tedbir alınmış durumda, ancak az önce sorduğunuz sorunun tam cevabı, yangınların, üzülerek ifade ediyorum, dünya istatistiği de bunu gösteriyor, Türkiye istatistiği de bunu gösteriyor, çıkan yangınların %10'u yıldırım ve benzeri gibi tabii afetlerden oluşmakta, %90'ı sizin benim gibi 76 milyon ülke insanımızın ihmal ve provokasyon içerikli müdahaleleriyle oluşmaktadır. Yani acı bir realite şudur. İhmali, kasıtı, provokatörlüğü bir kenara koyduğumuzda %90 sebebin insan faktörlü olması, ki az önceki verdiğiniz haberde de İçişleri Bakanımız 5 kişinin bu noktada tutuklandığını ifade etti. İster ihmal diyelim buna, ister kasıt diyelim, isterse terör faaliyeti diyelim, hiç fark etmiyor. Dolayısıyla istatistiksel olarak yangınların %90'ı insan sebebiyle ortaya çıkıyor. Son yangınlarda da bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Bir de özellikle 2024 yılında anız yangınları ormanlara sirayet ederek ciddi manada hem can kaybına hem de maddi onlarca hayvanattan sonra devletin mal kaybına da, evlerin yanmasından ormanların, ağaçlarının yok olmasına kadar sebep oluyor. Bizim millet olarak şunun altını çizmemizde fayda var. Yangınla mücadelede milletimiz çok hassas davranıyor. Her türlü imkanları devlet seferber ettiği gibi vatandaşımız da o yangının sönmesi için her türlü fedakarlığı yapıyor. Bu açıdan milletimize minnettarız, müteşekkiriz. Ancak dar bir çerçevede çizeceğimiz bir insan grubu da var ki laftan anlamıyor. Az önce İçişleri Bakanımız söyledi. Daha önce Tarım ve Orman Bakanımız defalarca anlattı. Orman Genel Müdürümüz anlatıyor. Devletin mesire piknik yerlerinde İnsanların rekreatif ihtiyaçlarını karşılama için düzenlenen ateşli piknik alanları dışında hiçbir yerde piknik yapılmaması, bangır bangır en yüksek harflerle, en yüksek tonda Allah rızası için milletinizi seviyorsanız, kendinizi seviyorsanız yapmayın deniyor. Ama insanlarımız, işte son yangınlarda da gördük, uygunsuz, usulsüz yangın oluşturacak piknik yaparak yangına sebebiyet oluyor. Bu noktada bu ihmal kısmı. Bir de tabii 2021'den itibaren PKK terör örgütü denen Türkiye'nin 40 yıldır 50 bine yakın insanının canına kastetmiş hain terör örgütünün Hendek operasyonlarında ve dağ operasyonlarında emniyet teşkilatımız, silahlı kuvvetlerimizin destansı mücadelesiyle karşılık bulamayınca artık bu tür provokatif olaylara girmeye başladığını 2021 yangınlarından biliyoruz. Şu anda buna tevessül ediyorlar. O açıdan dikkat etmek lazım. Ama müsaade ederseniz şu cümleyi altını çizerek söylemek isterim. En önemlisi şu anda Sayın Bakanımızın dünkü açıklamasında örgütlü kötülük dediği, benim ise vatan haini diye tanımladığım, Türkiye'nin hak etmediği şekilde yangınları spekülasyon çıkartarak kamuoyunda ve dünya kamuoyunda Türkiye'yi küçük düşürücü açıklamalar yapan hesap sahipleridir, ki bunların bir kısmının tutuklandığı ve kontrol altına alındığı söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yangınla mücadelede ve yangına müdahalede
dünyanın en başarılı ülkelerinin başında gelmektedir. Yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan talep ettiği için helikopter ve uçak göndermiştir. Uluslararası düzeyde devletin yetkili makamları talep ederse karşılıklı birbirine yardım gönderilir ama Türkiye şu anda o durumda değil. Buna ihtiyaç hissedecek durumda değil. Ama devlet yardım istese sadece devlet ister. Belli gruplar vatan hainliği yaparak uluslararası camiayı çağrılar yapmakta. Bakanın ifadesiyle örgütlü kötülük, şahsımın ifadesiyle de vatan hainliği kopan bu tür provokatif olaylara, bunların da perde arkasına baktığımızda eminim istihbarat teşkilatları, emniyet ve güvenlik teşkilatları bunları tespit edecektir. Kesinlikle bu hesaplar terör örgütlerinin sözcüleridir. O nedenle milletimiz çağrı olarak şunu altını çiziyorum. Lütfen devletin yetkili makamları dışındaki hiç kimsenin hiçbir açıklamasını dikkate almasınlar. Sayın Bakanımız buyurun. İki sorun var ama sürem çok azaldı. Birincisi orman koruculuğu sistemi. Biraz burada problem olduğunu söyleyen bazı bu konularda uzman isimler var. Yani eskiden gözetleme kulelerinde vesairede ya da orman içlerinde görev yapan korucularımız vardı. Ben de çocukluğumdan işte annemin köyünden falan bilirim. Burada bir problemimiz var mı? İkincisi, bu hafta bir sıcak hava dalgası uyarısı var yeniden. Özellikle düşük nem sanıyorum sıcak hava ikliminde yangına sebep veren olgulardan galiba. Bu açıdan da uyarılarınızı rica ederim. İkinci sorunuzdan başlayalım. Sıcaklığın 35 santigrat dereceye, bal nemin %30'un altına ve rüzgar hızının da 30 kilometre saat hızına ulaşması yangının çıkması için ideal şartlar oluşturuyor. Şu andaki iklim şartları da bu anlattığım verileri sağladığı için Sayın Bakanımız da özellikle önümüzdeki bir hafta için bir kibrit dahi açık alanda yakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu çağrının çok değerli olduğunu ve doğru olduğunun altını ben de çiziyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha hassas davranmamız lazım. İlla piknik ihtiyacı varsa devletin belirlediği piknik alanlarda, ateşli piknik alanlarda bunu yapsınlar. İlk sorunuza gelince orman teşkilatı şu anda yangın gözetleme kuleleriyle ve orman muhafaza memuru teşkilatıyla bu dediğiniz hizmeti layıkıyla yapmakta. Burada bir sorun sadece bu teşkilat yapısında değil, insan kaynağı eksikliğinde toplamında olarak belki bir problem. Toplamında anladım. Yani anladım. Şu anda şunu dememe müsaade buyurun. Emniyet teşkilatımız nöbet sistemiyle çalışır. Tüm silahlı kuvvetlerimiz nöbet vardiya sistemiyle çalışır. Şimdi yangınla mücadelede tüm teşkilat mensupları günlerce uykusuz mücadele etmek zorunda kalıyor. Bunun için vardiyalı çalışma sistemini yedeklik yangınla mücadele ve müdahale döneminde orman teşkilatında geçmesi gerekiyor. Bu da sonuç olarak işçi, memur ve mühendis açığının giderilerek sadece devletimizin eksiklik diye bir şey ifade edilecekse insan kaynağı takviyesine ihtiyaç olduğunun altını çizebiliriz. Bunun dışında hiçbir konuda bir şeyin eksik olduğunu söylemek devletin bu işi yapanlarına haksızlık olur. O zaman bir kez daha ifade edelim. Yangın sonrasında hem müdahale hem de kaybımızın yanında bu anlattığınız eksiklik tırnak içinde kabul edilen unsurları şimdiden yerine getirmek daha karlı. Bir kez daha buradan o zaman yöneticilerimize seslenmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Türk Yılmaz. Ben de bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm yangınla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü mensuplarımıza, destek veren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza, şahsım ve Orman Mühendisleri Odamız adına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi bizim için de bir kahraman, hepsine bizden de kocaman sımsıcak bir selam olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Hasan Türk Yılmaz güzel özetledi bence meseleyi ve bundan sonra özellikle bu kritik haftada yüksek sıcaklık ve düşük nem. Bakın Orman Bakanımız çok net bir uyarısı var. Onu belki hatta böyle zaman zaman televizyonların böyle logoları çeşitli hal alır. Belki bu hafta bütün kurumlar onu uygulasın.